15 günde bir sanal dünyada gezintimiz oluyor biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Konuklarımızla elbet ve Aytaç Mesci her beraberliğimizde bizimle internet pazarlama danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci. Hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun, hoş bulduk. Bugün bizi konuğumuzla buluşturuyorsunuz. Pazarlamadunyasi.com sitesi yöneticisi Mustafa Duran'la hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle hem yönetici hem aslında sahibi. Bu çok önemli bir site. Özellikle internet pazarlama sektörü için sektörü takip eden, sektörü bilgilendiren bir site. Bu sitenin konuşmaya başlamadan evvel ben ismiyle başlıyorum. Bu ismi nasıl buldun Mustafa? Hem de biraz hem kendinden bahsedersin hem de isimle ilgili bize bilgi verirsin. Bununla başlayalım. Aslında pazarlamayla benim tanışmam 94'te Halkla İlişkiler bölümüne girmemle başlıyor. O zaman o dönemler bildiğiniz üzere internet olmadığı için pazarlamayla ilgili bilgilere ulaşmamız oldukça güçtü. O zamanlarda başlayan çalışma sonucu hep kafamda böyle bir ne yapılabilir? İnternette yeni yeni gelmişti. O süreç 10 yıl sürdü. 10 yıl boyunca kafamda böyle bir proje vardı. Ve 2004'e geldiğimizde pazarlamanın komplike bir işletme sistemi oldu ve bunun çevresinde sosyolojiden psikolojiye kadar giden bir kavramlar dizinin olduğunu gördüm. Yani aslında bir dünyaydı. Biraz pazarlama dünyası oradan çıktı. Ve 2005'te de yayına girdi pazarlama dünyası. O zamana kadar pazarlama ile ilgili haber veren iki tane site mevcuttu. Pazarlama dünyası biraz daha kavramla ilgili net bilgiler veren ve bu konularla ilgilenen insanların bilgi açlığını gideren bir yapıyla kuruldu. İçinde neler var diye sorabilirsiniz. İşte ayın konukları, ayın şirketi, makaleler, sözlükler. Yani pazarlama sözlüğünden tutun, araştırma sözlüğüne kadar sözlükler, kitap tanıtımlarıyla oluşan bir yapısı var. Ama burada önemli bir nokta var. O da konsepti beni ilgisini çeken. O da mesela normalde diğerlerde bir haber geldiğinde haber alır koyarsınız. Siz biraz konsept olarak sanki daha farklısınız. Biraz daha. O benim hem akademik dünyayla kopmamış olmamdan hem de çünkü İnternette o kadar bilgi var ki ham bilgiyi verme taraftarı olarak oldum. Konseptten de biraz bahsedeceğim. Yani, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani pazarlama dünyasında biz haberlere ve dışarıdan yorumlara izin veren bir yapımız yok. Dediğim gibi olabildiğince uzmanların bilgilerine dayanan evet. Ve akademik bilgilere de dayanan ama bununla beraber uygulamalara da yer veren bir yapısı var. Yani şimdi pazarlama ile ilgili baktığınızda birçok blog var, forumlar var. Zaten burada yeterince tartışmalar yapılıyor. Biz de istedik ki biraz daha net, doğru bilgileri verelim. Çünkü tartışma ortamı zaten artık internette yeterince çok. Evet. Burada şimdi yorumlara ön planda çok fazla yer vermiyorsanız o zaman seçtiğiniz kişiler de özel. Tabii ki. Bunları seçerken nasıl yapıyorsunuz? Ya o zaman yani her firma ben burada konuk alayım, ben röportaj vereyim deyince yer alamıyor. Orada şöyle diyelim. Aslında bizim aylık olarak güncellenmemizde 4 bölümümüz var. Diğer sözlükler, kitaplar dışında. Ayın şirketi, bu ayın şirketi genelde sektörü yeni bir şey katan veya bir yeni bir söylemi olan bir şirket oluyor. Ayın konu yine aynı şekilde sektörle ilgili yeni çalışmalar yapmış veya farklı bakış açıları sunan insanlar oluyor. Bizim en çok okunan mesela ayın reçetesi bölümü ise pazarlama ile ilgili bir kavramın ele alındı. Çünkü bizde kavram kargaşası çok olan bir sektör. Bu zamana kadar işte deneyimsel pazarlamadan spor pazarlamasına kadar konular bu ayın reçetesinde işlendi. Çünkü kavramlar konuşuluyor, gün içinde dillendiriliyor ama bunun temeli ne olduğu, nasıl uygulandığı konusunda sıkıntıları gidermek amacıyla kurgulanmış bölüm orası da. Ayın reçeteleri bölüm. Anladım. Bir anlamda pazarlama dünyasında gelinen son noktayı, gelişmeleri de takip etmek tabii için ki, trendleri de takip ediyoruz. Hı-hı. Bir de orada şu var. Pazarlama ile uğraşacak insan bizim pazarlama dünyasına girdiğinde şununla karşılaşıyor. Reklam ajansından patent ofisine kadar ayrılan yaklaşık bizim 12 kategoride firmalar listemiz var. Sonra yine pazarlamadan başlayıp sosyoloji ve araştırmaya kadar giden 8 kırılımda kitap tanıtımlarımız var. Ve bunların hepsinin asıl amacı ya pazarlamayla uğraşacak ya da uğraşmak isteyen birinin bu donanıma ulaşması gerekti. Bir de tabii ki reklam veren tarafına baktığınızda da pazarlamayla ilgili yatırım yapacaksa bunun tek reklam ajansıyla değil, bunun içinde doğrudan pazarlama ajansı, patent ofisi, haklı ilişkiler şirketinin olduğunu bilmesini de söylemeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var.
Yeni reklam verenler genelde bu işleri tek bir ajansla yürüyeceğini sanıyorlar ve bu da büyük bir yanılgıyla sonuçlanıyor. O yüzden o kırılımları görüp en azından her iş için ayrı ajansla çalışmanın gerektiğini göstermeye çalışıyoruz diyebilirim. Anladım. Şimdi pazarlama dünyası ben son zamanlarda izlediğimde yavaş yavaş başka bir konsepte daha kayıyor. O da sosyal ağ ve sosyal ağ pazarlama ve buralarda biraz itibar yönetimi. Şimdi öncelikle aslında pazarlama dünyası olarak bana sosyal ağda itibar yönetiminden baktığınız, anladığınız nedir? Biraz onlardan bir bahsedin. Burada firmalarda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada bir örnekle girmekte yarar var. 3 yıl önce bir danışmanlığı yaptığım interaktif ajansla çok büyük bir şirketimize gitmiştik. Orada şirketle konuşurken dedik ki sizde daha önce çalışan bir arkadaşımız şurada sizinle ilgili bir şey, yani olumsuz bir şey yazmış. Hı hı. Olumsuz bir şey yazmış. Bunları takip ediyor musunuz diye sorduk kendisine. Bize hemen şunu dedi. Web sitesinin adresini verin, hemen mahkemeye verelim. Bu süreç artık günümüzde kayboluyor. Çünkü artık kullanıcılar aslında sosyal medyada her kullanıcı bir medya gibi. Düşüncelerini yazıyor, şirketlerle ilgili düşüncelerini yazıyor, şikayetlerini paylaşıyor. Bu noktada markaların ve şirketlerin bu yazılanları öncelikle bir takip edip kendi itibarlarını ortaya koyup bu itibarı hem yönetmek hem de bu itibarı zedeleyecek konulara karşı çeşitli tedbirler ve uygulamalar alıyor olmaları lazım. Yoksa internet dünyasındaki haberler oldukça çabuk yayılıyor. Özellikle kötü haberler daha hızlı yayılıyor. Evet. Bunun sistematik, stratejik bir takibi ve buna karşı bir öngörünüz olmazsa var olan itibarınız veya yaratmaya çalıştığınız itibarınız olumsuz yaralar alabiliyor. TRT Radyo 1'de Renkli Anlar programındasınız. Konuklarımız Aytaç Mesci ve Mustafa Duran'la internet haberciliği ve internet sanal ortamda ya da diyelim pazarlama üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi itibar yönetimi sosyal ağlarda aslında çok önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü insanlar hem sizin hakkınızda olumlu şeyler söylerken bir de itibarınızı zedeleyecek olumsuz şeyler de söyleyebiliyor. Ve bunun devamlı takibi gerekli. Devamlı onun hakkında bir kötü bir şey söylenirse olumlu hale çevirecek veya müşteriyle sorunları takip edecek bir yapı içinde hazırlıklı oluyor olması lazım. Bu noktada da işte sadece iş bir içerik koymakla olmuyor. Bu içeriklerin doğru şekilde takibiyle de önemli. Bu da aslında kişisel markanın veya firmasal markalara geçiyor. Bu noktada neler yapıyorsunuz markalar kısmında? Şimdi baktığımızda, şimdi biriyle tanıştığımızda veya bir marka ile ilgili bir bilgi edinmeye çalıştığımızda hemen internete girip onunla ilgili arama yapıyoruz ve karşımıza çıkan şeyler o kişiyle, o marka ile ilgili bize bir şeyler söyle. Ve özellikle kişisel marka tarafında baktığımızda insan kaynakları departmanlarında çalışan insanlar bile kişiyle ilgili bir arama yapıp burada yazılanlara göre hareket ediyorlar. Ve tabii ki kişisel markanızı internete doğru şekilde yansıtmanız gerekiyor. Orada yansıtırken kişinin öncelikle kendisiyle ilgili değerleri, özelliklerini bir ortaya koyup ve buna uygun olarak o sanal dünyada var olabilmesi gerekiyor. Eğer siz, çünkü marka dediğimiz şey aslında ticari bir şey. Bunun ticari bir yanı var. Kişisel marka dediğiniz şey de sizin aslında ticari olarak bir değer olarak var olmanızı gerektiriyor. Bunun için de öncelikle sizin var olan özelliklerinizi ve sunmak istediklerinizi belirleyip buna göre bir strateji geliştirip ona göre sosyal ağlarda yer almanız gerekiyor. Ve tabii ki buna profesyonel yaşamınızı da eklediğinizde zaten bu bir kişisel markalaşmaya doğru giden bir yapı oluyor. Ve böylece hem sizinle ilgili, yani sizinle ilgili iş yapacak kişiler o sizin sunmak istediğiniz markayı sosyal, yani özelliği sosyal medyalarda bulabilmesi gerekiyor. Ama bazen şununla karşılaşıyoruz. Kendinizin ne olduğunu, ne olmak istediğinizi tam belirlemediğinizde sosyal medyalarda veya real dünyada
ortaya koyduğunuz değerlerle örtüşmeme yaşandığında karşı tarafın sizin kişisel markanızla ilgili çeşitli çelişkilere düştüğünü görüyoruz. Bu tabii ki sosyal medyalarda ve internette daha yoğun. Çünkü sizinle ilgili sadece sizin yazdıklarınız, yaptıklarınız değil, başkalarının görüşleri de oralarda yer alabiliyor. O yüzden bunun da bir, yani kişisel markalaşmaya gidecek kişinin de bunu da bir stratejiye oturtup önce kendisinden başlayıp belli şeyleri, değerleri, özellikleri, öne çıkarmak istediği uzmanlıklarını ortaya koyup buna göre bir stratejiyle hareket ediyor olması lazım. Anladım. Peki burada bazı bir bir soru işareti geliyor. O da her marka sosyal ağda olacak mı? Yani en büyük sorulardan bir tanesi ve en çok bana sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi şöyle bir şey var. Herkesin orada olması gerekir mi? Sorusu biraz aslında zor bir soru ama şöyle bir şey var. Sosyal medyada veya internette var olmak istiyorsa öncelikle bununla ilgili stratejisi olan kişilerin burada oluyor olması lazım. Yani, zaten herhalde doğal seleksiyon oluyorlar. Tabii ki, yani hepimiz zaten o dünyanın çok dışında değiliz ama onun hangi stepte, yani hangi basamakta içinde olup olmayacağınızı öncelikle bir stratejinizi ortaya koyup ona göre var olmanız veya az var oluyor olmanız. Çünkü var olmamak gibi bir şey de çok da söz konusu da değil aslında. Yani siz olmak istemeseniz bile birileri sizi şey yapıyor. Var ediyor, ama dediğim gibi siz o yapınızı, stratejinizi koyarak o şekilde var olduğunuzda bunun geri dönüşlerini görüyor olacaksınız. Evet, peki pazarlama dünyası var. Tabii ki aslında çok büyük bir ajanslarla bağlantı ağına da sahip. Evet. Burada firmalara bir yön çizme çalışmanız oluyor mu? Ajanslarla beraber hani yön verme gibi bir çalışmanız oluyor mu? Şimdi şöyle bir şey, son 2 yıldır bu konular üzerine çalışıyorum. Burada çalışma nedenim de pazarlama dünyasından dolayı insanlar ajans aradıklarında beni buluyorlar. Oradaki listelerin çoğunun benim ajansım olduğunu sananlar bile olabiliyor. Burada sonuçta bir iş ortağı seçiyorsunuz. Bir reklam ajansı veya bir PR ajansı seçerken. Buradaki seçim sürecinde onu iyi karar veriyor olmanız lazım. Çünkü eskisi gibi değil. Eskiden bir reklam ajansıyla anlaştığınızda sizin işlerinizi yapan bir şirket görmüş. Şimdi ise bir ortak gibi çalışıyorsunuz. O yüzden o süreci çok iyi yürütmek gerekiyor. Bunun için de yapılacak şey şu. Markanın öncelikle neler istediğini, hedeflerini, amaçlarını ortaya koyup buna uygun olarak ajansını belirliyor olması lazım. Çünkü baktığınızda yüzlerce reklam ajansı var, yüzlerce PR ajansı var. Bunlardan en uygununu, en iyi iş çıkaranı, size en verimli olacağı seçmeniz gerekiyor. Dünyada gelişen bir trend var. Bu seçim işlerini çeşitli danışmanlık şirketlerine bırakıyorlar. Sanırım yakın bir zamanda olmasa bile gelecekte 1-2 yıl içinde bu konuda danışmanlık veren yapıların kurulacağını düşünüyorum. Çünkü o seçim süreci aslında sizin pazarlamanızda önemli bir yer ediniyor. Mustafa burada yeni bir şeyi de vurguladı. Yakın zamanda Türkiye'de de göreceğimiz yeni bir trendten bahsediyorsun. Bununla ilgili senden daha yeni bilgiler alacağız zannedersem. İnşallah. Son bir 30 saniye içinde belki toparlayabiliriz Sayın Mesci. Evet, tamam. O zaman son olarak da ben şunu isteyeceğim senden Mustafa. Bu pazarlamadunyası.com'da haberler, kaliteli haberler var oluyor ama firmalar her gönderdiği haber değil veya bunlarda kendilerini seçtirebilmeleri için neler yapabilmeleri lazım? Buradaki kriterler neler? Sadece hani çok kısa lütfen. Evet, buradan çok kısa. Burada asıl önemli olan şu, yani yolladığınız mecranın ne olduğuna bakıyor olmanız lazım. Günde bana 20-30 tane basın bülteni geliyor. Aynen. Ama benim konseptime, içeriğime hiç bakmadan bu gel. Evet. En azından o konsepte uygun bir şeyler yollama belki birinci unsur olabilir. Onun için de bu mecraları yakından tanıyor ve takip ediyor olmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz katılımınız için ve bu güzel sohbet için. Sevgili dinleyiciler, internet pazarlama danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci bugün de bizimle birlikteydi ve konuğumuzla bizi buluşturdu. Pazarlamadunyasi.com sitesi yöneticisi ve sahibi Mustafa Duran diğer konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum.